Ali İlker Karaosmanoğlu, Artvin'in Arabi ilçesinin Kavak köyünde yaşıyorum. Lazca aslında Lazca'nın esas dili Gürcü alfabesi. Fakat Gürcü alfabesiyle yazılması çok zor olduğu için Arhavili Edebiyat Öğretmeni Fahri Karaman tarafından Latin alfabesine dönüştürülerek yeni Laz alfabesi oluşturuldu. Bu alfabede insanlar yazıyorlar. Bu alfabede sözlükler çıktı, dergiler çıktı. Ogni dergisi çıktı ilk İstanbul'da. Daha sonradan başka Jora diye bir dergi çıktı. Lazca aslında sözlü dili çok kuvvetli. Fakat yazılı dili kuvvetli değil. Yazılı edebiyatı kuvvetli olmadığı için çok fazla okuyan yok. Müzik dinleniyor. Ve son senelerde özellikle İstanbul'da ve Ankara'da oluşturulan Laz Kültür Dernekleri tarafından alfabe öğretiliyor. Bu derneklerimizin, vakıflarımızın açtığı kurslarda Laz alfabesi öğretilmeye çalışılıyor. Bir takım üniversitelerde var. İsteyen Laz dili ve edebiyatı konuşulan ilçelerde talep olduğunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın oluşturduğu kitap çerçevesinde dersler veriliyor. Yani Lazca, Nanaşi, Nena derler. Sözlü edebiyatı kuvvetli olduğu için anne dili, annemizden öğrendiğimiz ağıtları, destanları, fıkraları çocuklarımıza, torunlarımıza aktarmak istiyoruz. Bunun yolu da alfabeden geçiyor, kitaplardan geçiyor. Bunu üzülerek söylüyorum. Gençlerimizde maalesef Lazca konuşan yok. Çünkü evlerde ninelerimiz artık Lazca konuşmuyor. Annelerimiz yaşlandı. O eski kuşak kalmadı. Eski kuşak kalmadığı için ondan sonra gelen kuşaklar da çok fazla Lazca bilen yok. Çayda insanlar çektiklerini Lazca anlatmışlar. İmeceler yapmışlar. İmecelerde insanlar özlemlerini, o güzellikleri Lazca anlatmışlar. Eşine duyulan özlemi anlatan bir şey var. Eşinin ölümüne yazılmış şiirler var. E asiye cokoskani kurbani, dolo kocan tguiz kuşitikani, benanaşen berina bortiskani, sidom tüde domkali asiyeç gibi. Yani hanımının ölümünden sonra hanıma olan özlemini anlatıyor. Mesela Hasan Kalemişi şöyle diyor. Hoca camiye gelmiyorsun deyince hem dünya sen mi mahutu do mizrib gitika mizrib gitika şurda gori dotki mizgitka uğraşene kolleski dala varen tak 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 arkele fşat arkele tibi virat. Yani hocam şöyle demiş Hasan Kalemişi hocaya, camiye neden gelmiyorsun deyince, hocam demiş, o dünyaya gidip gelen yok ki demiş, ben kime ne diyeyim, kime ne sorayım, sen kimden ne öğrendin de bana bunu söylüyorsun gibi camiye gelmiyorum deyince hocaya bu şekilde cevap vermiş. Lazca'da genelde ağıt var. Destanlarımız var fakat destanlar daha çok Türkçe'ye çevrilmiş. Lazca yazılmış çok fazla destanımız yok, ağıt yok. Lazca müzikler de genelde hep ağıtlardan derlenmiş, yapılmış eserler. İsmail Avcı, ondan sonra Armanan Serdaroğlu, Kamil Aksoylu, Ahmet Kırım Gürcistan'a giderek Tiflis Üniversitesi'nde Lazca bölümü var. Oradan taş plaklara çekilmiş Lazca ağıt destan fıkraları, söyleşileri aldılar, getirdiler. Onlardan özellikle Kazım Koyuncu oradan derlemeler yaptı ve o derlemeleri şarkıya dönüştürdüler. Son senelerde görsel anlamda bir takım şeyler var. Bunlar Laz kültürünün Arabi'de kaybolmaması için bir takım şeyler düzenlediler. Mesela festivaller yapılıyor. Uluslararası Arabi Festivali. Bunun yanında yeterli görmediler. Yaylalarda festival düzenlediler. Laz folkloruna yönelik yemekler yapıldı. Orada Lazca türküler söylendi. Horonlar oynandı. Tulum eşliğinde daha çok. Arabi Festivali'nde Lazca bir takım gelenekler canlandırıldı. Mesela Mısır'da dibek dövme, çay toplama yarışması yapıldı. Ondan sonra aykırı herkı deriz. Aykırı biçkiyle odun kesme yarışması. Bunlar güzel şeylerdi. Fakat hepsi görsel. Bu kültürün de sadece bu görsel olarak kullanılması, Lazca'nın kaybolmaması yönünde atılan bir adım olarak görmek de çok da doğru değil. Sadece işte oradan bir kesit gösteriliyor. Çok da etkili olmadı. Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar da köyde kalan insanlar tarafından Lazca'nın çok daha iyi korunduğu ve
çocuklara aktarıldığı. Mesela Ardeşen'de çok, bizde çok az. Bizde köyde kalanlar var fakat çok fazla aktarılamadı. Ardeşen'de çok iyi bu. Bozkır'da çok iyi. Bozkır'da Lızlar tarafından. Köyde kalındığında bir şekilde o yakalanıyor ve çocuklara öğretiliyor. Çocuklar çok iyi Lazca konuşuyorlar. Kelime hazineleri çok fazla çünkü konuşuluyor orada. Yani buranın yemekleriyle, lahanayla, hamsiyle büyüdük. Bununla ilgili de bir anım var. Bizim Lome köyünde Laz Ahmet diye bir adam var. Televizyon yeni çıkmış. Televizyonda yemek programları gösteriyor. Yemek programlarını seyredince demiş ki hanımına, ya şükür demiş, Ludo Kapça Oçkabu senin dünyaz moptittoğun demiş. Yani biz demiş lahana ve hamsi yemek için dünyaya gelmişiz. Ne yemekler var hanım baksana televizyonda demiş. Bizim kültürümüz...